Merhaba sevgili çocuklar. Türev 2 adlı videomuzda türevin tanımı ve türev alma kurallarının birinci bölümünü anlatacağım sizlere. Bu video ile beraber e, türev kurallarına yavaş yavaş geçmeye başlayacağız. E, bayağı uzun bir ünite türev konusu çocuklar. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren sıkı bir şekilde takip ederseniz eğer sonraki konularda zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Baş kısımdaki tanım kısmını, kural kısmını çok iyi özümseyerek anlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi f fonksiyonu a kümesinden r kümesine tanımlı bir fx fonksiyonu olsun. A elemandır a noktasında sürekli olmak üzere bir fonksiyon. Şimdi fonksiyonumuzun x değişkenindeki değişime x eksi a, y değişkenindeki değişimine de fx eksi f a dediğimizde biz bu fx eksi f a'nın x eksi a'ya bölümünü yani değişim oranının a'ya giderken limitini anlık hız olarak tanımlamıştık ve bu anlık hızında türevi eşdeğer olduğunu söylemiştik bir önceki videomuzda. X A noktasındaki türevi diyoruz bu limite ve 3 e, şekilde gösteriliyor çocuklar. Ya F üssü A şeklinde gösteriyoruz. Ya D F A bölü D X şeklinde gösteriyoruz. Ya da dy Y bölü D X parantez içinde A şeklinde gösteriyoruz. 3 çeşit gösterimi var. Şimdi e, fonksiyonumuzun e, x eşittir a noktasına çizilen teğetin eğimi f a'dır dedik çocuklar. E, dolayısıyla limit x a'ya giderken f x eksi f a bölü x eksi a oranına e, biz bir bu noktadaki fonksiyonun türevi diyoruz. E, Şimdi şekil üzerinden de göstermek istiyorum size bunu. Anlık değişim hızına biz türev diyorduk çocuklar. Dolayısıyla x eşittir a noktasındaki değişim hızı demek x eşittir a noktasında çizdiğimiz bu teğetin eğimi demek çocuklar. Dolayısıyla bu teğetin eğimini bulmak için bizim fonksiyonumuzda bir değişim oranı yazmamız ve bu değişim oranında x a'ya giderken limitini bulmamız gerekiyor. Bu zaten bize tanjantı ayfayı veriyor. Yani bu d doğrusunun a noktasından çizilen doğrunun yaptığı x ekseniyle ile yaptığı açının tanjantını veriyor. Dolayısıyla o bize türev anlamına geliyor bizim için. Şimdi biz x eksi a'ya yani paydada gördüğümüz şu x eksi a'ya h dersek dolayısıyla x a'ya giderken yani x yerine a yazdığımızda h'ın da sıfıra gittiğini, h'ın da sıfır eşit olduğunu görüyorsunuz. h yerine de sıfıra giderken yazdığımızda biz bir başka limit daha elde ediyoruz çocuklar. Yani e, A, x a'ya giderken demiştik e, dolayısıyla x a'ya giderken h da sıfıra gidiyordu dolayısıyla limit h sıfıra giderken e dönüşmüş olacak fonksiyonda x gördüğümüz yerimiz x'i yalnız başına bıraktığımızda a artı h'a eşit olduğu için a artı h yazıyoruz f a artı h eksi f a'yı aynen yazıyorsunuz. x eksi a yerine de biz h olsun demiştik. Onun yerine de h yazdığımızda yani değişken değiştirmiş oluruz bir nevi. E, bu bulduğumuz limit değeri de bizim için e, bu fonksiyonun a noktasındaki türevine eşit oluyor. İki türlü ifade ediliyor yani türev. Ya x a'ya giderken f x eksi f a bölü x eksi a limitiyle hesaplanıyor türevimiz a noktasındaki türev. Ya da h sıfıra giderken f a artı h eksi f a bölü h şeklinde bir limitle de hesaplanabiliyor. Burada a yerine x yazılırsa çocuklar işlemlerimizi düzenlediğimizde genelleştirdiğimizde yani h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h limiti bizim birinci türevimiz olmuş oluyor. Genelleme yapmış olduk. A noktasında değil de x noktasındaki e, türevini bulmuş olduk. Yani kural olarak hesaplamış olduk. E, bu limit değeri de h sıfıra giderken bu hesapladığımız limit de fonksiyonun birinci türevini verecek bize. Şimdi y fx fonksiyonunun türevinin e, dy bölü dx olduğunu ya da dfx bölü dx olduğunu ya da y üssü şeklinde gösterildiğini de ifade etmişiz burada gördüğünüz gibi. Şimdi fx eşittir 2x eksi 4 olduğuna göre x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 değerini bulunuz denmiş. Daha önceki derslerimizi bir özetlersek çocuklar şuradaki orana biz ortalama değişim oranı diyorduk. X 2'ye giderken bu ortalama değişim oranının limitini aldığımızda anlık hızı elde etmiş oluyoruz. Anlık hız da bize o noktadaki türevi veriyordu hatırlarsanız. Şimdi biz bu fonksiyonun fx fonksiyonunun iki noktasındaki türevini bulmamız gerekiyor. Yani bize bunu sormuşlar demek oluyor. Buradaki limit fonksiyonun iki noktasındaki türevi anlamına geliyor. İsterseniz limitle daha önceki dersimizde yaptığımız gibi fx yerine e, fonksiyonu f2'yi de hesaplayıp yerine yazıp bu oran e, sonucunda e, bu hesaplayacağımız limit değerini bulun. Yine iki noktasındaki türevi bulmuş olacaksınız. Ya da kuraldan 2x-4'ün türevini alıp x yerine 2 yazdığınızda da yine e, aynı şeyi bulacağız. Şimdi kurallarımızı tam olarak öğrenmediğimiz için limitle yapacağım bu soruyu ben. Limit x 2'ye giderken fx yerine 2x 4 yazıldı. f 2 yerine de yukarıya gidiyorum f 2'yi hesaplıyorum. Oradan 4 eksi 4'ten 0 gelmiş olacak. 0 yazdık. Aşağıya da x 2 yazdım. Şimdi bakıyorum x yerine 2 yazdığımızda yukarısı da 0 aşağısı da 0 olduğu için belirsizlik geldi karşımıza. Dolayısıyla belirsizliği yok etmek için yukarıya yukarıyı 2 parantezine alıp aşağıdaki x eksi 2 ile bunu sadeleştiriyorum. Ortaya çıkan ifade sabit fonksiyon olduğu için 2 sabit bir sayı olduğu için 2 de yazsam 5 de yazsam sonuç yine 2 olacak çocuklar. Dolayısıyla sonucumuz 2'ye eşittir diyoruz. Bu limit değeri 2'ymiş. Yani fonksiyonun 2 noktasındaki türevi 2'ymiş çocuklar. Bunu da diyebiliriz. Bir limit sorulmuş bize x kare artı x fonksiyonunun 3'e giderken şu değişim hızını sormuş. Değişim oranını anlık değişim oranını sormuşlar bize. x eşittir 3 noktası x 3'e giderken limit sorulduğu için biz bunu f üssü 3 ile ifade edebiliriz. Bu limit değeri aynı zamanda da f üssü 3 demektir. Şimdi de gelin birlikte bu limit değerini hesaplayalım. x 3'e yaklaşırken fx yerine x kare artı x'i yazdık. f3 yerine x yerine 3 yazdığımızda yukarıda gidelim hesaplayalım onu bir. E, 9 artı 3'ten 12 yazmış olacağız. Hemen gidiyorum onun yerine de 12 yazıyorum. Aşağıya da x eksi 3'ü aynen yazdık. Şimdi limit x 3'e yaklaşırken hesabımızı bir yapalım. Limit değerimizi hesaplayalım. E, x yerine 3 yazdığımızda bu limit 0 bölü 0 limitine eşit oluyor çocuklar. O yüzden yukarını çarpanlarını ayırmaya ihtiyacımız var. 3 ile 4'ün çarpımı 12 ama artı 1 yapacak topladığımızda dolayısıyla 4'e artı x'e 3 eksi yazıyorum. Başına da x yazdığımızda çarpanları bulmuş oluyoruz. x eksi 3 ile x artı 4 yukarının çarpanları aşağıdan da x eksi 3 geldi. x eksi 3'ler birbirini götürdüler ve x yerine 3 yazdığımızda sonucumuz 4 artı 3'ten 7'ye eşit çıkmış olacak. Dolayısıyla bu limit değeri de 7 olmuş olacak. Zaten biz bunu hesaplayarak da 3 noktasındaki türevini hesaplamış oluyoruz bu fonksiyonun. Evet, şimdi türev alma kurallarımıza başlayalım çocuklar. Birkaç kural gösterdikten sonra biraz pratik yapacağız. Bir dahaki videolarda diğer kurallara da devam edeceğiz. Şimdi sabit bir fonksiyonun c1'e sayı demişiz bakın. Sabit bir fonksiyonun türevi mutlaka sıfır olmak zorunda. Yani fx eşittir 3 ise bunun türevi sıfırdır. fx eşittir e ise e sabit bir e, sayı olduğu için çocuklar türevini aldığımızda ne diyoruz sıfır diyoruz. fx eşittir pi ise bunun türevini aldığımızda pi de sabit bir sayı olduğu için onun yerine de türevine 0 yazıyoruz. Sabit sayıların türevi 0 olmak zorunda. Şimdi x üzeri n şeklinde bir ifademiz varken bunun türevini alırken şu şekilde yapıyoruz çocuklar. Üssü başa düşürüyoruz. N'i başa yazmışız bakın. Yanına x'in üzerini bir azaltarak x'in üzerindeki sayıyı bir azaltarak yazıyoruz kısacası. Mesela fx eşittir x üzeri 4 fonksiyonu olsun. E, bu fonksiyonun türevini bulunuz dediklerinde 4 başa düşüyor ve üzerindeki 4'ü bir azaltıyorum. 4x küpe eşit çıkmış oluyor türevimiz. f'si e, f(x) fonksiyonu e, mesela karekök içinde e, x küp olsun diyelim ki bunun türevini sorduklarında yapacağımız şey önce bunu üslü biçimde ifade edelim x üzeri 3 bölü 2 şeklinde yazıyoruz üslü şekilde yazarken sonra üstü başa düşürdüm çocuklar 3 bölü 2 başa düştü ve üzerine bir azaltıyorum 3 bölü 2'nin üstünü de bir azaltıyorum sonucu böylece bulmuş oluyoruz x üzeri buradan da 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Onu da düzenleyip köklü biçimde yazacak olursanız kök içinde x 3 bölü 2 kök içinde x bulmuş oluyoruz. Ee, bize verilen fx fonksiyonunun yani kök içinde x küpün türevini böylece bulmuş oluyoruz. Şimdi üçüncü kuralımızda diyor ki sabit bir sayıyla bir fonksiyonun çarpımı varsa eğer biz bunun türevini alırken sabit sayıyı olduğu gibi yazıyoruz. Yanındaki gx'in türevi neyse de onu yanına yazıyoruz diyor. Örnek olarak şöyle bir soru yazalım. 6 fx fonksiyonu 6x üzeri 4 olsun diyelim ki. Ne yapıyormuşuz fonksiyonun türevini alırken çocuklar? 6'yı aynen yazıyorum. Sonra yanındakinin türevini alıp yanına yazıyoruz. 4 başa düşecek üstünü bir azaltacağız. Demin yukarıda verdiğimiz örnek gibi. Sonra da bu katsayılar birbiriyle çarpıldığında 24 x üzeri 3 şeklinde sonucu bulmuş olacağız. Bir tane daha örnek yapmak istiyorum bununla ilgili. fx fonksiyonu diyelim ki 1 bölü 5 x üzeri 5 olsun bu fx fonksiyonunun birinci türevi nedir diye sorarlarsa üstü başa düşürüp katsayıyla çarptığımda oradan bir bulmuş olacağım. 5'ler sadeleşecek. x'in üzerinde bir azaltınca da x üzeri 4 bulmuş olacağım. Yani x üzeri 4 fonksiyonun türevi olmuş oluyor bu durumda. Şimdi dördüncü şeyde kuralda bize fx fonksiyonu iki tane fonksiyonun toplamı ya da farkı şeklinde verilmiş bir fonksiyon olsun deniyor. Bunun türevini bulurken f'in türevini bulurken ayrı ayrı g'nin de türevini buluyoruz yazıyoruz h'nin de türevini bulup yazıyoruz arada artı varsa artı eksi varsa da eksi yazıyorsunuz toplamın ve farkın türevine e, türev daha doğrusu toplam ya da farka dağılabiliyor mesela burada her iki tarafın türevini aldığınızı düşünün f üstü x eşittir türev içerideki g'nin türevi oldu. Artı ya da eksi ne varsa arada yazıyorsunuz. Sonra haşın türevini de ekliyorsunuz yanına. Böylece toplam ve farka dağılmış olduğunu öğrenmiş olduk türevin. Bir tane de bununla ilgili örnek yapalım fx eşittir 3x kare artı 5x şeklinde bir ifade olsun. Şimdi ben f'in birinci türevini bulmam e, bulmak için şunu yapacağım. 2 başa düşecek 3 ile çarpılacak 6x olacak biraz azaltıyorum üstünde 1 oldu. Artı bunun üstünde de 1 var. Üst başa düştü. 5 ile çarpıldı. 5 oldu. Üstünde 1 azalttım. X üzeri 0 geldi. Düzenlediğimizde buradan 6x artı 5 bulmuş oluyoruz. Ne yaptık? Bunun türevini ayrı aldık. Bunun türevini ayrı aldık. Sonra bulduğumuz sonuçları topladık. Zaten bize de kural onu söylüyor. Tek tek türevlerini alıp toplayıp ya da çıkardığımızda o fonksiyonun türevini bulmuş oluyoruz. Evet örneklerimizi şimdi bu sayfada da tekrarlayalım. Öğrendiklerimizi bu sayfaya uygulayalım. Sabit bir sayı olduğu için çocuklar türeve ne yazacağız? F x eşittir. Üçün türevi sıfırdır diyeceğiz. Fx fonksiyonu gördüğünüz gibi e ile ilgili bir fonksiyon. Hiç x yok içinde. Dolayısıyla e de bir sayı aslında ama buraya biz e sayısı biliyorsunuz pi sayısı gibi virgülden sonra kar, düzenli olmayacak şekilde sonsuza kadar giden basamakları olan bir sayı e sayısı 2,71 ile başlayan nokta nokta devam ediyor. Dolayısıyla bu e sayısı sabit bir sayı olduğu için f(x) fonksiyonunun türevini sorduklarında biz 0 diyeceğiz. X küp fonksiyonunun türevini bulalım. F üstü x eşittir üst başa düşecek 3'ü başa yazdım, üzerine bir azaltıyorum x kare yanına ekleniyor, cevap 3x kare çıkıyor. Şimdi rasyonel bir fonksiyon var çocuklar. İlk önce bunu üssü yukarıya atarak birin yanına götürerek x'i düzenliyorum. X üzeri eksi 4 şeklinde yazdıktan sonra f'in türevini bulurken üst başa düşüyor, eksi 4 başa düştü ve üzerine bir azaltıyordum, eksi 4'ü eksi 1 azaltırsa azaltırsam ya da daha doğrusu eksi 4'ü 1 azaltırsam o da eksi 5'e eşit çıkmış olacak üssü. Düzenlersek de bunu eksi 4 bölü x üzeri 5 e, fonksiyonunu elde etmiş olacağız. Hiçbir zaman buradaki paydadaki üst başa düşer bir azalır kuralı burada uygulanmıyor çocuklar. X'i yukarıya götürüp e, düzenledikten sonra üst başa düşer bir azaları uygulayacağız. Çünkü fonksiyonumuzun X üzeri N şekline e, getirmem lazım. Burada gördüğünüz gibi 1 bölü X üzeri N şeklinde verilmiş. Dolayısıyla bu hale getirdikten sonra üst başa düşer bir azalır kuralımızı uyguluyoruz. Evet yine türev almaya devam ediyoruz. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz denmiş. Üst başa düştü 18 oldu 3 ile çarpıldı ve bir azaltırsam üstünde 18x üzeri 5 bulmuş oluyorum türevi. Evet yeni fonksiyonumuzda da bir toplam şeklinde bir e, ifade var. fx fonksiyonu 3 tane x'li ve x olmayan ifadenin toplamı şeklinde. Ne yapıyoruz? Burada tek tek hepsinin e, türevini alıp toplama ise toplama çıkarma ise çıkarma şekline getiriyoruz. Yazıyoruz. f'in türevi eşittir. 2 başa düştü. 3 ile çarpıldı. 6 bir yazılınca üssü 1 oldu. Artı e, x'in e, çocuklara artık bunu pratik bir şekilde yapalım. x'in türevi 1'e eşit. Önünde ne varsa katsayısı onu yazıyorsun. Sadece 5. Sabitin türevi de 0 olduğu için onun yerine de 0 yazıyoruz. Dolayısıyla e, türevimiz 6x artı 5'e eşit çıkmış oldu. Şimdi yeni fonksiyonumuzda da köklü bir ifade var. Bunu x üzeri n şekline getirmem gerekiyor türevini alabilmem için. Hemen fx eşittir x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazdıktan sonra şimdi üst başa düşer bir azalır kuralını uyguluyoruz. Üstü başa düşürdüm 1 bölü 2. x'in üzerine de bir azaltırsam 1 bölü 2'den 1 çıkarsa eksi 1 bölü 2 kalmış olacak. Dolayısıyla bunu da 1 bölü 2 kök içinde x şeklinde yazabiliriz. Şimdi e, kök x'in türevi çok e, karşımıza çıkacak çocuklar. Bunu ezberlerseniz sizin için çok iyi olur. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'e eşit. E, bundan sonraki sorularda direkt yazacağım. Çünkü çok karşımıza çıkan bir e, fonksiyon bu kök x fonksiyonunun türevi e, ileride çok karşımıza çıkacak cevaptaki ifade de paydayı eşlenikle çarptığımızda bulduğumuz ifade çocuklar kök x bölü 2x de yazabilirsiniz bunun yerine. Şimdi fx fonksiyonunu gördüğünüz gibi bir bölüm şeklinde verilmiş. Ben bunu x üzeri n haline getirmem gerekiyor dediğim gibi x üzeri n şekline getirdikten sonra kuralımı uygulayabileceğim. O zaman şöyle düzenleyelim. x kübü aynen yazdım. İçerideki kök içinde kök x kübü şimdi düzenliyorum. Bunu lise 1'de öğretmiştik çocuklar size. Köklü 2 ifade iç içe eğer kök derecelerini çarpıp bunun kök derecelerini 2 varsayıyoruz. En baştaki kökün içine üstüne yazıyoruz derecesine yazıyoruz 2 kere 2 4 yazıldı büyük kök açtığım kökün üzerine sonra x'in üzerine x'ten sonra gelen kökün derecesini yazıyorum çocuklar x üzeri 2'yi yazdım yani en sonunda bir de x küp olduğu için yanında x küpü olduğu gibi yazdık. Şimdi düzenliyorum tekrar x küp bölü 4. dereceden kök içinde x üzeri 5 olmuş oldu. Bunu da kökten kurtarırsak üslü biçimde yazarsak yer x üzeri 5 bölü 4 olmuş olacak. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkartılıyor mantığını kullanarak. Buradan 3 eksi 5 bölü 4'ü yazmış oluyorum. Yani x üzeri n durumuna getirmiş oluyorum fonksiyonumu. Bu durumda da x üzeri 4 3 12, 12'den 5 çıktı, 7 bölü 4 gelmiş oldu. Şimdiye kadar yaptığım işlemlerde türevle ilgili bir şey yapmadım çocuklar. Sadece fx'i x üzeri n durumuna getirmiş oldum. Şimdi ben buradan türev alacağım. Bundan sonra türev alma işlemi başlıyor. Üst başa düştü, 7 bölü 4 ve x'in üzerine bir azalttım 7 bölü 4 eksi 1'den de sonucumuzu bulmuş olacağız 7 bölü 4 çarpı x üzeri 4'ten 7'den 4 çıktı 3 bölü 4 bulmuş olacağım yani türevimiz böylece çıkmış oldu e şıkkındaki fonksiyonda gördüğünüz gibi yine x üzeri n şeklinde değil. Tamam fark şeklinde var ama onları x üzeri n haline getireceğim. x üzeri eksi 2 eksi x üzeri eksi 1 şekline getirdikten sonra şimdi türevini alıyoruz. f üstü x eşittir üst başa düştü. Üstü bir azalttım eksi 2'yi bir azaltırsam eksi 3'e eşit olur. E, üst başa düştü yine eksi 1 çarpı Üstünü bir azalttım oradan da eksi 2 geldi. E, bu durumda türevi almış oluyorum ama biraz daha düzenleyip yazacağım ifade. Şıklarda böyle bir şey olmaz çünkü. E, aşağıya gönderelim şu eksi 3'leri. Buradan eksi 2 bölü x küp geldi birinci ifadeden. Eksi ile eksinin çarpımı da artı olduğu için e, ikinci ifadede ikinci terimde artı 1 bölü x kareye eşit çıktı. Böylece türevimizi bulmuş olduk. Evet türevin tanımını ve türev alma kurallarının önce birkaç tanesini gördük çocuklar. Bundan sonraki videolarda da türev alma kurallarına devam edeceğiz. Örneklerimizi çözmeye devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum çocuklar.